Aslında önce konuyu da söyleyeyim. Günah. Günahtan Tanrı'nın yüceliğine yolculuk. Biraz yorulacağız bugün ama inanıyorum hepimizin alacağı bir bereket var. Onun için dua edelim. Ya Rab lütfen aramızda çalış. Benim ağzıma da dokun ki kendimden hiçbir şey söylemeyeyim ama senin sözlerini konuşabileyim. Yüreklerimizi yumuşat bize konuşmak istediklerini duyabilelim diye dua ediyorum. Yüreklerimize alçak gönüllülük ver ki biz de yapmak istediklerine izin verebilelim diye dua ediyorum. Kutsal ruhunla sen çalış, sen yönet yarab. Ellerindedir bu zaman. Kirli bir kuzu gibi önüne geliyoruz. Bizi evet, düğününe hazırladığın bir zaman olsun. Temizlemeye devam et. İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Şimdi başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bugün günah ve günahtan Tanrı'nın yüceliğine böyle bir üçgen çizeceğiz bugün. Ve bu mesajın hiçbir noktasını kendinizi yargılar gibi dinlemenizi istemiyorum. Gabe, aa çocuklar, Gabe iyi ki söyledin. Çocukları sınıflarına gönderelim. Kimi izliyorlar çocuklar? David. David abileri izliyorlar ve Gabe'i galiba çocuklar kendi sınıflarına gidebilirler. İyi ki hatırlattın Gabe. Sağ ol kardeş. Bu mesajın hiçbir yerini bir yargı altındaymışsınız gibi hissetmenizi istemiyorum. Aksine bu Tanrı'nın sözünden gelen bir davet gibi düşünmenizi istiyorum. Neden bu önemli bir şey? Benim tanıklığımı dinleyenler var, yakından bilenler de var zaten. Hatta yani biz nasıl iman ettik? Bir gün annem eve geldi. Annem dedi ki ya İsa ile tanıştık, değiştirecek hayatımızı yani. Ben de dalga geçtim annemle. Neyse ki bu hikayedeki annem karakteri de aramızda olduğu için şimdi rahatça anlatabiliyorum yani. Evet Anacığım yanlışım varsa düzeltirsin tamam mı? Tamam. Şimdi kardeşler, bizim çoğumuzun anneleri, babaları, yani iyi anneleri, babaları olanlar olduğu, o kadar ilgili olmayan anne babalarımız da var aramızda. Hepimizin farklı ailelerden geliyoruz. Benimkiler iyilerdi, Rab biliyor. İyi insanlardır. Yani... Ee, Mesela ben geçenlerde bir eski aile dostumuza rastladım, büyük. Şey dedi, ya biz her fırsatta sizin evinize geliyorduk dedi. Her fırsatta çünkü sevgi buluyorduk sizin evinize dedi. Daha benim ailem imanlı değilken, Mesih'i tanımıyorken. Yani iyi insanlardı, dışarıdan gelenler dahi sevgi hissediyordu. Ama bir sorun vardı, evin içindekiler sevgi hissetmiyordu. Kendileri de dahil. Annem, babam ve biz çocuklar dışarıdan görünüyordu ama içeride yoktu. Yaşayamıyorduk. Birbirimizi sevmediğimizden değil ama sevgiyi nasıl göstereceğimizi bilmediğimizden. Bağışlamak için gerekli alet, edevata sahip olmadığımızdan, iletişim kurmak için alçak gönüllüye sahip olmadığımızdan, iyi olsan bile çatışmalar oluyor, çok oluyor. O zaman ben böyle bir evde büyüdüm. Çatışmaların olduğu. Yani bu şimdi annem burada bu zor bunu anlatması da zor. Çünkü sanki ama yani onların da aileleri, onların da bunlar hep nesiller şeylerdir. Yani seni iyi anlaşmasını tam bilmeyen bir aile büyütünce sen de aynısı oluyorsun sonra o da aynısı oluyor. Farklı bir yol görmüyoruz. Haliyle dışarıdakiler ama içeride çok sevginin hissedilmediği Halbuki ne benim babamın içki kumar huyu vardı, ne evi bırakıp başka kadınlara gitme, ne de annemin öyle bir şey vardı ama anlaşmak başka bir şey. Neyse, bu İsa denen adam evimize girdi bir şekilde annemle. İsa diye biri. Evimizde ince çalışmaları yapılmaya başlandı. Bu kilisenin önderlerinden birinin eşi, Vina, evimizde kutsal kitap çalışmalara başladılar. Bu sırada ben şeyi hatırlıyorum. Ben 19 yaşındaydım. Şifa Hastanesi vardı burada. Ben hastaneye yatırılmıştım. Böyle vücuduma kablolar bağlı. Çünkü yani aşırı içki kullanımı ve tamamen uykusuz ve böyle gece hayatı, iş böyle yani o zamanki hayatımı bundan farklıydı. O zamanki hayatım ve çevrem. Ve hastaneye yatırıldığımda 19 yaşında doktor gelip, şimdi annem oradaydı yanlışım varsa düzelsin. Adam şey dedi, sizde 80 yaşında, 80 mi 90 mı hatırlamıyorum. 80 yaşında birinin kalbi var şu an sizde dedi, benim kalbim için. Aşırı alkol kullanımından, uykusuzluktan ve gece hayatından. Ve o sırada yine bu kiliseden bir kadın, Kaçuyu abla, bir yemek yapmış getirmiş, kısır mıydı neydi? yedirmeye çalışıyorlar. Ben tabii o hayatımdan 2-3 gündür yemek de yememişim falan böyle. Bir taraftan bana İsa'yı anlatıyor. Vahan bak İsa senin hayatını değiştirecek. Bana komik geliyor bunlar. Annem geliyor İsa'ya diyor. Her gün İsa'ya iman etmen lazım. Her gün en son dedim ki ya ana bir Bak ne istersen yapacağım. Yeter ki sus. Her gün söyleme bana bunu. İsa, İsa diye yani tövbe mi edeyim, amuda mı kalkayım, ne yapayım? Yeter ki anneler tutkulu biliyorsunuz. Evet. Neyse bu İsa denen adam benim evimi değiştirmeye başladı. Sonra babam da katıldı aralarına. Sonra benim kardeşim var. Tanıyorsunuz bazılarınız. Sonra kız kardeşim. O da yukarıda şimdi. Görüyor galiba bir yerden bir kameradan. O da Evde bildiğin ev şeye döndü, medreseye döndü. Her gün İncil dersi mi olur ya? Her gün neredeyse kutsal kitap iki günde bir anlatıyorlar. Ama ama ne öğretiyorlar biliyor musunuz? Ne o kitaplardan, ne yedi adım, ne on adım, ne teoloji, ne armin falan öyle değil. Bunların hiçbiri işe yaramıyor. Ne öğreniyorlardı biliyor musunuz? Bir imanlı nasıl yaşar? bir imanlı koca nasıl olur? Kutsal kitaba uygun eş. İyi koca başka, imanlı koca başka. İmanlı kadın, eş, karısı nasıl olur? Sürekli bunların derslerini alıyorlardı. Ayet ayet. Benim babam ayrı. Nasıl imanlı baba olur? Çocuklarına nasıl davranır? Şimdi bir anda evimiz değişti. Değişik bir yer oldu. Şimdi benim babam Sinirli adamdı. Ben de dünyanın en yumuşak çocuğu değildim. Rab biliyor. Biz iyi kavga ederdik yani. Söyledim daha önce. Yahu şimdi her zamanki gibi kavga edeceğiz babamla. O benim üstüme yürüyecek, ben onun üstüne yürüyeceğim. Yürürdüm yani maalesef. O bağıracak, ben bağıracağım. Tam parlıyoruz böyle. Tam böyle içimde ne var ne yok dökeceğim böyle. Annem geliyor, babamı gel oğlum dua et, gel diyor. Vahan için dua edelim diyor. Kol kola giriyorlar. içeri gidiyorlar dua etmeye. Ee ne oldu? Benim içimde kaldı şimdi her şey. <laughs> o bağırıp çağıracaktı. Ben de söyleyecektim içimde ne varsa biriktirmiştim hazır 10 gündür. Sen öyle yaptın, böyle yaptın falan diye. Yok, kavga da edemedik. Adam sakin sakin içeri gitti. Hiç görmediğim şeyler görmeye başladım ben evde. Kavga yok, tartışma yok. Kol kola, el ele, beraber bir dua hayatı finans para nasıl yönetilir bunları öğreniyorlardı. Nasıl diyalog kurulur? Neyi söyleyebilirsin, neyi söyleyemezsin eşine, çocuğuna? Bunların tek tek ve o kadın ne diyordu biliyor musunuz? Ben size bunları öğretiyorum, görüyorum, dinliyorsunuz. O yüzden devam ediyorum. Eğer sizin beni dinlemediğinizi fark etsem, size ayıracak zamanım yok derdi kadın. Şimdi bugünlerde biraz böyle aman etrafımızda insan olsun, böyle kalabalık olsun diye yumuşak yumuşak, aa Tanrı seni de seviyor, günah mı işliyorsun? Tanrı seni anlıyor, sana anlayışla bakıyor, merak etme, herkes işliyor, böyle sanki bir insan kalabalık. Oysa o zamanlar o dersleri öğrenirken biz Tanrı'nın bereketi nasıl alınır gerçekte, gerçek hayatta onlar öğreniliyordu. Ve bunların sonucunda ben ne gördüm biliyor musunuz? Benim evim değişti cennet gibi bir yer oldu. Ben o zamanlar Etiler'de bir ajansta çalışıyordum. Şamata vardı o zamanlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Gece kulübüydü. O zamanların meşhur kulübü. Benim ajansım da tam onun karşısındaydı. Ve ben ajanstan çıkıyordum. Şamata'ya giriyorduk. Neredeyse sabaha kadar. Ondan sonra sabah eve bir araba, kıyafet, geri işe falan böyle yaşıyorduk. O günlerde öyle bir şey oldu ki ben fark ettim ki işten çıkıp eve gitmek istiyorum. Allah Allah yani ben de bilmiyorum eve gitmek istiyorum yani arkadaşlar arıyor lan hadi şuraya gidiyor muyuz buraya gidiyor muyuz gruplar falan yok eve gitmek istiyorum benle dalga geçmeye başlıyorlar sen çocuğum oldun oğlum hayırdır ev bekar evimiz de var ayrıca tutulmuş bu arada o yıllarda annem babam bilmiyordu neyse şimdi yani <laughs> artık salıverdik, verdik yani yapacak bir şey yok açtık konuyu neyse. Eve gitmek. Ben yıllar sonra fark ettim. Niye biliyor musunuz? Çünkü evde ilk defa ben huzur diye bir şey. İsa huzur getirmiş benim evime. Ve ben daha önce öyle bir huzuru hiçbir yerde görmemişim. Ne okulda ne evimde. Ama bu eleştire değil. Bence hiçbirimizin İsa'nın olmadığı hiçbir evde öyle bir huzuru yoktur. Ve o huzur beni eve çağırıyormuş. Bu sırada çevren İmanlı denilen bir grupla doldu yani. Ayda abla var, <laughs> Raisa abla var, annem var. Çevremde, evimizde kutsal kitap çalışmaları var. Herkes müjdeliyor. Nereye dönsem biri müjdeliyor. Kaçamıyorum da artık yani. Herkes anlatıyor. O kadar kişi dua ediyormuş ki benim için. Bir örnek anlatacağım. Ben kiliseye hadi ya gidip bir bakalım diye bir arkadaşımla annemlerin gidip bir kiliseye bakayım dedim. Madem o kadar anlatıyorlar gidin bir göreyim. Vaazın ortasında girdim kiliseye. Pastör de buradan vaaz ediyor. Düşünün. Ben kiliseye girince vaaz durdu. Evet. Kilisede böyle bir ses koptu. Vahan geldi, vahan geldi. Artık nasıl bir şeyse, artık nasıl bir inat edilmişse yani Rabbi hamdolsun. Gerçekten vaaz durdu, vahan geldi, vahan geldi. Meğer bütün kilise ben iman edeyim diye dua ediyormuş. Ne kadar ama ne oldu biliyor musunuz? Hamdolsun teşekkür ediyorum. Benim için yakaran herkese teşekkür ederim. Benim canımın ölümden yaşama dönmesinde payınız vardır. Rab beni sona kadar dayananlardan yapsın hepimizi. Sonuç olarak ben gençliğimde bu kitaba bakmıştım İncil'e. Bana dünyanın en sıkıcı kitabı gibi gelmişti. Bitmeyen hikayeler, resim yok, bir şey yok böyle oku oku oradan o oradan yasa buradan kurban köşede küf oldu git kurban kes falan bu bana gerçek gibi olmadı yani ama ne zaman gerçek oldu İsa biliyor musunuz benim evim değişince değişen insanları görünce değişen anlatan değil değişen insan söze bakmaz İnsan gördüğüne bakar. Bir soru soracağım, hızlı cevap verin. Bir elde kaç parmak var? İşte Hristiyan yaşamı da böyledir. İnsanlara her şeyi anlatırsınız ama onlar gördükleri yaşama bakarlar. Onun için mizde anlatıyorum, paylaşıyorum, orada anlatıyorum falan. Hiç kimse sizin sözünüzü falan duymuyor. Senin hayatın değişmiş bir hayat mı? Tövbe etmiş bir hayat mı? Evin, karı koca hayatın, baba hayatın Kutsal Kitap'ta yazdığı gibi mi? Bakın, iyi insan başka, Kutsal Kitap'ta yazdığı gibi başka. Tövbe etmiş insanlar ve ben tövbe görmüştüm evimde. Tövbe nedir biliyor musunuz? Tövbe ile pardon arasındaki farkı anlatacağım size. Özür dilerimle tövbe arasındaki fark. Ben gelirim, gelirim, gelirim. Ozan'ın ayağına basarım. Pardon, özür dilerim. Tekrar yapmayacağım. Tövbe bir şeyi tekrar yapmamak değildir. Tövbe bir şey yapmamak ama onun yerine tersini yapmaktır. Tersini yap. Mesela, örneğine bakalım, Efesler 4.28. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Efesler 4.28. Hırsızlık eden artık hırsızlık yapmasın. Bak buraya kadarki pardon, özür dilerim. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin, böylece ihtiyacı olanlarla paylaşacak bir şey olsun. Şimdi hırsız ne yapıyor? Alıyor. Değil mi? Çalıyor bunu yapmasın bir kere bu bir. Ama iki tersine elleriyle çalışsın kazansın ve başkasına vereceklerine olsun. İşte bu töbedir Bu töbedir Mesela başka bir örnek. Efesler 4.29 devam ediyor. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. Şimdi bir yapma var burada. Sonra işitenler yararlansın diye ihtiyacı göre başkalarının gelişmelerine yaralacak olanı söyleyin. Şimdi bak ağzınızdan kötü söz çıkmasın yetmez. Hem kötü söz çıkmayı bırak, hem de tersine herkesin yararına olacak sözleri söylemeye başla. İşte o zaman tövbe etmiş oluyorsun. Herkesi eleştiriyor musun? Eleştirel biri misin gördün? Bunu yapmayı durdur. Tersine insanlara yararlı olacak, onları yüreklendirecek, teşvik edecek, cesaret verecek şeyleri söyle. İşte tövbe budur. Ve ben evimde sadece Hristiyan olmuş kişiler değil, tövbe etmiş kişiler gördüğüm için Evim değişti. Değişmiş kişiler gördüm ben. Bu mesaj artık çok anlatılmıyor. Benim Amerika'da Los Angeles'ta pastör diye bir arkadaşım var. Kilise önderliği yapıyordu. Onu çıkartmak istediler önderler. Neden? Anlatacağım. Çünkü o bu mesajları anlatamıyordu. Çünkü bunları anlattıkça kilisenin cemaati azalıyordu. İnsanlar bunu duymak istemiyorlar, okşanmak istiyorlar insanlar. Kutsal kitap da söylüyor, kulak okşayıcı sözler duymak. Ne kadar harikasın, mühteşemsin, Rabb seni, sen de Rabb'i çok seviyorsun. Devamlı bunları duymak istiyorlar ama tövbe duymak istemiyorlar. Tövbe duyan kaçıyor. E kaçınca ne oluyor? Sunu düşüyor. Sunu düşünce ne oluyor? Kira ödenmiyor. Kilisede 20 tane çalışan var. Maaşlar ödenmiyor. Böyle zorlu vaazlar istemiyor hiçbir yerde. Kiliseler istemiyor Rabbin işçileri istemiyor. Böyle Nuray, böyle rahatça herkese güzel şey söyleyelim. Çevremiz daha kalabalık olsun istiyor. Ama hikaye öyle mi? Sonuç olarak tövbenin yarısı durmakla ilgilidir. Yapma, yaptığın şeyi durduğunda bu yarım tövbedir. iyi bir şey. Ama tersine dönüp tersini yapmaya başladığında işte o zaman. İşte o zaman elçilerin işleri ikinci bölümde Petrus'un bir vaazı var. Ayağa kalkıyor ve yüzlerce kişiye vaaz ediyor. Diyor ki siz sizin öldürdüğünüz İsa'yı Tanrı hem Rab hem Mesih yaptı diyor. Ve Kutsal Kitap'ta ayet şöyle diyor. O zaman yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Yani günahlarını fark ettiler. Tövbe günahın farkındalığıyla başlar. Diyor ki yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Sadece şöyle hissediyorum da öyle de değil ve de der ki öyleyse kardeşler ne yapmalıyız? Tövbe budur. Tamam bunu yapmayı durduruyorum. Ne yapmalıyım onun yerine? Sadece artık kötü söz söylemeyeceğim değil. Hayır onun yerine ne yapmalıyım? Onlar dediler. Ne yapmalıyız? Ve Petrus dedi. Tövbe edin. Vaftiz onun. Siz ev halkını sonra bunlar. Ve onlar tamam dediler. İşte tövbe böyle başlar. Ve ben hayatım boyunca tövbe etmiş imanlılar ve hiç tövbe etmemiş imanlılar da gördüm. Eski yollarında yaşamak problem yoktu onlar için. Rahatsız olmuyorlardı. Artık alışmış oluyoruz. Hepimiz alışabiliyoruz bu eski yollara. Peki. Tövbe madem geri dönmek. Şimdi açıyoruz biz tövbeyi biraz. Tövbe. Günah nedir? Nasıl tanımlarsın? Hedefin şaşırması. Hedefin şaşırması. Başka? İtaatsizlik. Günah suçtur. Suç. Açıkça suç. Tanrı'nın yasasına karşı suç. Nasıl trafik kazası 90 yazıyor. 120 ile gidiyorsun ya suç. Günah suç. Bunu bilelim önce. O zaman tanımlamalar yapalım biraz. Günah suç. Tamam mı? Öyle o sana göre günah. Kime göre? Neye göre günah? İyi ya yani o zaman bu Krishna'ya göre günah. O zaman bu Bağla göre, Dagon'a göre. Hayır. Tanrı'nın yasasına göre yapılması yasak olan, uygun olmayan şey günahtır. Sadece yapılması yasak olan şey değil taşıması yasak olan şey. Hatırlayın biz ne dedik? Ben ağzımdan kötü söz çıktı. O yetmez. Yüreğinde taşıdığın. Çünkü ne diyor kutsal kitap? Ağızdan çıkan yürekten taşandır. Şimdi sen öfkelenince söyledin ama öfkeli değilken o şey zaten buradaydı. O da günah. Sigmund Freud bunu söyledik. Dedi ki öfkeliyken ağzından çıkanlar için özür dileme. Çünkü sen öfkeliyken söylediklerini sakinken düşündün. Sadece kontrol etmek için gücün vardı. Öfkelenince kontrolü kaybettin ve zaten sende olan çıktı. Ve bu İsa'nın söylediğiyle örtüşüyor. Ağızdan çıkan, yürekten taşana söyler. O zaman günah nedir? Günah Tanrı'ya uygun olmayan sadece yaptıklarımız değil, düşünceler, tutumlar, dünya görüşleri bunların hepsi günahtır. Peki tövbe nedir? Yolundan dönüp tersini yapmak. Peki günah ne getirir? Günahın bedeli nedir? Günahın bedeli ölümdür. Günahın bedeli lanettir, lanet getirir. Biliyor musunuz kardeşler? Maalesef aileler bırakamadığı, uğraşmadığı, mücadele etmediği günahları kendi çocuklarına miras olarak bırakırlar. Bedellerini de bırakırlar. Bu yüzden mücadele edilmeyen her günah çocuklarına gözyaşı biriktirir. Ölümdür ama sadece böyle düştüm öldüm değil. Ruhsal ölüm, bedeli var, getirdiği lanet var. Peki günahın neye ihtiyacı var? Tövbeye ihtiyacı var. Peki kimlerin tövbeye ihtiyacı var? Çoğu zaman biz düşünüyoruz. Mesela Mesih'i tanımayanlar. Mesih'i tanımayanların tövbe içeren müjdeye ihtiyacı var. Bugün bizim müjde anlayışımız da biraz gevşek, sulandırılmış. İsa seni çok seviyor müjde. Evet seni çok seviyor. Doğru. Ama tam müjde o değil. Bir yargı geliyor. Herkes yaptıklarına göre yargılanacak. Biliyor musunuz? Birçok kişi için adalet müjdenin... Çünkü o kadar haksızlığa uğrandı. Bu dünyada o kadar haksızlık var ki... Bir gün adaletin gerçekleşeceğine dair haber bile bir müjdedir bu dünya için. Gerçekten Afrika'daki aç çocuklar... Ölenler haksızlıkla... Müjdenin içinde yargı vardır. İyiler ve kötüler. Ayda ablacığım teşekkür ediyorum. Yargılanacak. Ve müjdenin son parçası. İsa Mesih seni çok seviyor. Senin için canını verdi. Ve sen tövbe edersen, eski yollarını bırakırsan, İsa sana yeşim, yeni yaşam verecek. Müjde budur. Ama sen beni yargılıyorsun falan. Yok ben seni yargılamıyorum. Kutsal kitap söylüyor bunu. Kutsal kitap söylüyor. İçerinde yargı obdan bahsetmeyen bir müjde müjde değildir. Gerçek değildir, eksiktir. Petrus yargıdan bahsetti. Paulus yargıdan, gelecek yargıdan bahsetti. İyi haber nedir? Ben günahkarım. Yargı geliyor. iyi haber nedir? Tanrı beni seviyor ve bana kurtuluş veriyor. İşte o zaman müjdenin ışığı parlar. Çünkü yargı karanlıktır yargı hepimizin üstüne çökecek yargılanacağız. Müjde nedir? İyi haber. Tanrı beni seviyor. Tövbe. Peki imanlı olmayanlar tövbe etmeliler. Peki ya imanlı olanlar? Kutsal Kitaba göre imanlı olanlar da tövbe etmeli mi? Evet, Kutsal Kitap'ta örnekleri var. Davut imanlıydı, tövbe etti. İsa Mesih kilisesinden yani Korint'lerde her yerde görüyoruz imanlılar tövbe etti. Bireyler ama bir grup daha var kutsal kitapta. Tövbe aynı zamanda bir kolektif eylem de olabilir. Yani toplu olarak yapılması gereken. Çünkü bazı günahlar toplu olarak yapılır. Ne demek? Mesela Eski Antlaşma'da Tanrı ne diyor? Eğer benim halkım tövbe ederse. Tövbe her zaman bireysel bir şey değildir. Biz biraz İngilizcenin gazına geldik. Şimdi İngilizcede you diye bir kelime var ya you. Bu yu hem sen demek hem siz demek. Ve kutsal kitapta siz dediği yerlerin çoğunu yu diye okunduğu için sanki Tanrı ile ben ve o, ben ve o, ben ve o. Öyle değil. Biz bir aileyiz. Tanrı'nın büyük kızı var, küçük kızı var, ben varım, topluluk var. O kadar bireyci değildir müjde. O zaman Eski antlaşmada toplu olarak Tanrı'nın tövbe çağrısı var. Yeni antlaşmada da var. Vahiy bölümünde de var ikinci bölümde. Ne diyor? Vahiy Tanrı vahide adı geçen yedi kiliseye kilisenin kendisine toplu tövbe çağrısı yapıyor. Demek ki tövbe Mesih'i tanımayanların ihtiyacı var. Mesih'i tanıyanların ihtiyacı olabilir. Mesih'i tanıyan topluluğun da ihtiyacı olabilir. Bu kilise olabilir, hizmet grubu olabilir, o olabilir. Hep Tövbe ihtiyaç var. Peki neden tövbe ihtiyaç var? Çünkü bazen bireylerin kendileri değil sistemler günah üretir. Bu dediğimi hatırlayın. Bireyler günah işler. Bazen sistemlerin kendisi de günah işler. Günah üretir, fabrika gibi. Ne demek? Bir şehri kuşatacakları zaman ne yaparlardı eskiden biliyor musunuz? Su kaynaklarını zehirlerlerdi. Çünkü suyun kaynağını zehirlersen o zehir her yere yayılır. Bunun gibi şeytan bazen sistemleri de lekeler. Mesela bir örnek vereceğim size. Performans odaklı biz bir kilise olabiliriz. Ne demek? Sayıyoruz kaç kişi var? 50 kişi. Haftaya 60 kişi olalım. Öbür hafta 100 kişi olalım. Öbür hafta 150 performans odaklı oluyoruz. Tamam mı? Her gelene Harikasın ne kadar güzel ben böyle kişiler yani her iyi davranıyoruz. İnsanlar daha çok gelsin diye elimizden gelen tatlı mesajları söylüyoruz. Ne kadar güzel söz varsa söylüyoruz, ilan ediyoruz, hizmet ediyoruz. Müjdeyi de yarım ilan ediyoruz. Kardeş İsa seni seviyor. Senin günahların için öldü. Sen İsa'yı hayatına davet edersen yani küçük tuvalete mi davet edersin, ...minik yatak odasına mı davet edersin? Yeter ki çağır misafir gibi... ...sen kurtulacaksın... ...o zaman müjde daha kolay... ...ama yok... ...tövbe başka evinin baş köşesini İsa'ya vermektir tövbe... ...ama biz hafif letirmiş, sulandırılmış bir müjdeyle kalabalık... ...şimdi... ...o zaman biz de kalabalık olduk... ...daha büyük bir yer tuttuk... ...aylık veriyoruz 500 bin lira kira... ...şimdi... ...mesela... ...pastörünüz günah işliyor... Yani işliyorum, var günahım. Benim de günahım var tabii ama büyük, ölümcül bir günah işliyorum. Siz fark ediyorsunuz bunu. İşte o büyük hizmet gruplarında, o işte adı duyduğumuz skandallarda böyle oluyor ki ya o günahı var ama o da onun zayıflığı. O da öyle yani. Ya da diyor ki ya ama hizmet ne olacak? Kilise ne olacak? Büyüyor bu masraflar ne olacak? O da onun zayıflığı. Hepimizin aynı zayıflığı var canım. Zaten İsa gelene kadar günah işleyeceğiz. Onun için Burak kendi günahıyla uğraşmasın. Ben kendiminkiyle uğraşayım. Sen Tosun Paşa, ben Tosun Paşa. Hepimiz gidelim böyle. Tosun Paşa, Tosun Paşa. Şimdi bu sistem artık günah işleme, günah üretiyor. Sistemin kendisi. Mesela ben bir toplantıya katıldım. Konuşuyorduk biz hadi soralım bakalım biz nasıl yapıyoruz? Reis abla ben nasılım? Beni anla, Sen Ya bir dakika. Bir komşulara soralım. Niye hep biz bize soruyoruz? Bir komşulara soralım. Elçilerin zamanında ne diyor? Elçilerin işleri 2. bölüm 30 küsürüncü ayet diyor ki çevrelerindeki herkesin beğenisini kazanmışlardı. Yani müjde bu ülkede yayılsın istiyorsak Tanrı'nın sözünü yaşamaktan başka yol yok. İstediğin kadar anlat. Onlar performans. Dizi oyunculuğu gibi içeride değişim evler değişmiyorsa o zaman geri kalanı performans ve performans odaklı kiliseler sistemlerin kendisi günah işler artık. Hesap verilmeyen yaşamlar, hesap verilebilirlik yaşamayan. Şimdi bakacağız neden. Kardeşler, Tanrı günahı önemser. Tanrı için günah önemlidir. Çünkü neden Mesih gelecek? Geleneni lekesiz istiyor. Neden önemli? Bir örnek vereceğim size ülkemizde de olan yedi kiliseden. Şimdi ben bir liste yaptım. Yedi kiliselerin durumunu özetleyen size anlatacağım. Güçlü taraflarını ve zayıf taraflarını. Ama siz detaylı okumak isterseniz zamanımız yetmez şimdi. Vahiy bölümüne dönüp okumanız lazım ikinci bölümden. Ben özetleyeyim. İlki Efes Kilisesi. Güçlü yanları neler? Çalışkan, sabırlı, kötülüğe tahammül etmiyor. Sahte elçileri ayırt ediyor. Mesih'in adına da zorluklara karar veriyor. Ya yani bugün resmen hayalimizdeki kilise. Bir sürü güzel tarafı var. Peki Tanrı ne diyor? Ama bir kusurun var. İlk sevginden uzaklaştın. Ama Rab şimdi sen de biraz lütufkar ol. Bak bu kadar iyi şey var. Değil mi? İlk sevgisinden de. Peki Tanrı ne diyor? Tövbe etmezsen baş gelip kandilliğini yerinden sökerim. Bak bu kadar olumlu şeyi var. Rab ne diyor? Bundan tövbe edeceksin. Etmezsen kandilliğini sökerim yerinden. Neden? Çünkü Tanrı bizim performansımızla değil saflığımızla ilgileniyor. Şimdi ben 13 yıl basketbol oynadım kendimce. Ve yani çalıştım şirketlerde. Şirketler, spor kulüpleri falan neye odaklanır biliyor musunuz? Sizin güçlü taraflarınızı daha güçlendirmeye odaklanır. Ne demek istiyorum? Şimdi bugün Burak bateri çaldı. Ben de kilisedeyim ya da Burak'ın şirketindeyim. Benim için önemli olan Buran daha iyi bateri çalması. Niye? Neden? Çünkü benim sistemime baterist lazım. Burak çalmazsa kim çalacak? E Burak'ın eksiği var. E canım olur herkesin var. E günahı var. E herkesin var. Bana baterist lazım. Kiliseler çoğu zaman biz de bu hataya düşebiliriz. Hizmetler herhangi bir şey. Çalıştığınız iş yerleri profesyonel şirketler dahil eğitimlerinde göre görürsünüz bunu sizin güçlü yanlarınızı daha güçlendirmeye odaklar. Çünkü sizin o yeteneğiniz o kiliseye, o şirkete lazımdır. Ama Tanrı bizim zayıf zanlılarımıza odaklanır. Onları aklamak, temizlemek ister. Neden? Yargı günü geldiğinde utanacağımız bir yanımız olmasın diye. Tanrı'nın Buran bateri yeteneğine ya da benim gitarıma ihtiyacı yok. İstese kendi gelir çalar. Gitarın kendisi uçarak çalar. CD vardı, bir film vardı öyle. Neydi o? Harry Potter mıydı? Küçükken seyretmiştim uçan bir şeyler falan. Kendi çalar. Bateri kendi çalar. İhtiyacı yok. Onun o beni istiyor. Yetenekleri değil. Ve beni aklamak istiyor. Beni temizlemek istiyor. Bu yüzden o kadar olumlu tarafı mesela şimdi bu kişi bizim kilisemizde olsa biz ne deriz? Ya bu süper bir adam dağınıklara falan ha, gelsin vaaz etsin ben eniyim, o vaaz etsin. Bak bir sürü olumlu tarafı var. Ama Tanrı izin vermiyor. Diyor ki bundan tövbe etmezsen kandilliğini sökerim. İkinci kiliseye Gidelim. İzmir Kilisesi. İzmirler nerede? Göreyim İzmirleri bir ses etsinler. Ercan abi hoş geldin bu arada. Başka bak güneş burada da var İzmirler. O bu evet bu sırada İzmirli. Evet seviyoruz İzmir'i hamdolsun. İzmir Kilisesi olumlu yönleri sıkıntılı ve yoksulluklara rağmen ruhsal olarak zengin İzmir, İzmir Kilisesi. Tanrı'ya sadık İzmir Kilisesi. Peki tövbe etmesi gereken şeyler neler? Yok bir şey söylemiyor. Diyor ki sadık sıkıntıların karşısında sadık durun diyor Rab. Sadık durun. Bozmayın. Üçüncü kilise Bergama. Olumlu yanları imanlarını koruyorlar. İhsan'ın adına sadık kalıyorlar. İman uğruna şehitleri de var. Olumlu. Peki olumsuz yanları? bağlan ve Nikolasçıların öğretilerini kabul edenler var aralarında. Başka peygamberlerin, putların öğretilerini, kime göre doğru, bana göre doğru, şuna göre, aman canım öyle böyle, böyle değişik ahlak, cinsel ahlaksızlık. Peki tehdit ne? Diyor ki, kılıcımı sana karşı kaldırıp savaşırım seninle diyor Bergama Kilisesi'ne karşı Rab. Ama bak o kadar olumlu tarafı var. Ama ne diyor Rab? Kılıcımı kaldırıp savaşırım sana karşı diyor. Kardeşler bu hayatta bir topluluğun başına ya da bireyin gelebilecek en kötü şey Rab'in karşısına geçmektir. Hele hele savaşta. Ve ne diyor? Savaşırım sana. Dördüncü kilise, Tiatira Kilisesi. Olumlu yönleri, sevgileri, inançları, hizmetleri, sabırları ve son işlerinin ilk işlerinden daha üstün olması. Tiyatire. E olumsuz taraf Isabel adında bir kadının yanlış öğretilerine izin vermeleri. Biz işlemiştik Isabel'in öğretileriyle ilgili. Gene işleriz ileride konuyu ama bakın o kadar olumlu şey var. Ama bir yerde bu var. Peki Tanrı ne? Tövbe etmezsen hastalık göndereceğim diyor. Yatağa düşüreceğim diyor tövbe etmezsen. E olumlu taraflar? Tanrı ona bakmıyor. Tanrı gelinini aklıyor. Biz onun geliniyiz. Bizi temizliyor. Onun için dedim buna bir vay günahkarsın tövbe öyle bakmayın. Bu bir davet. Günahtan Tanrı'nın kutsallığına doğru giden bir yolculuk. Sıradaki kilise Sart. Birkaç üye imanı koyuyor. Sart'ın durumu fena. Onlar bayağı çökmüşler. Tövbe etmeleri gereken şey ruhsal olarak ölü olmalarına rağmen yaşıyor sanıyorlar. Ve Rab onlara onlara da bir davet. Bakın, olumlu neredeyse hiçbir tarafları yok. Rab onlara da davetle bulunuyor. Diyor ki, imanlarınızı canlandırın eylemlerinizin Tanrı'nın önünde tamamlanmadığını gördüm. Tamamlayın. Bakın neredeyse olumlu hiçbir tarafı olmayan kiliseye de aynı davet var. Lütfa çağırıyor. Gel diyor. Ama tövbe etmezsen o zaman durum fena. Uyanmazsan hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi bilemezsin diyor. Geldik 6'ya. Neydi 6? <laughs> Philadelphia Kilisesi. Olumlu yönleri, imanlarında sadıklar, küçük bir güce sahip olmalarına rağmen Tanrı'nın sözünü tutuyorlar, İsa'nın adını inkar etmiyorlar. Tövbe etmesi gereken bir şey söylemiyor onlara, diyor ki sabırla dayanmaya devam edin. Onlara da davet var. İyi yapıyorsun tamam, dayanmaya devam et. Sakın bozma, sakın bozma, devam et. Tez geliyorum diyor, tacını kimse elinden alamasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. De ki her şeyi iyi yapıyorsun. Gene bir davet var. Tacına sıkı sarıl ki kimse elinden almasın. Bakın her şeyi kötü yapana da davet var. Her şeyi iyi yapana da davet var. Ve devam ediyor. Son Laodike Kilisesi. Laodike Kilisesi en fena. Övgüye değer hiçbir şey yok Laodike Kilisesi için. Hiç olumlu bir şey söylemiyor kilisede. Ve şey diyor. Durum ne? Tövbe etmesi gereken şey ne? Ilık. Ne sıcaksın ne soğuk. Seni diyor ağzımdan tüküreceğim. Diyor ki zengin olduklarını düşünmelerine rağmen aslında yoksullar, kör ve çıplak ruhsal durumunun farkına varıp tövbe etmelisin diyor. Peki nasıl devam ediyor? Bakın olumlu hiçbir tarafı yok. Körsün. Vardı ya ne diyor? Hem kör hem fodul mu? Ne diyordu? Hem kel hem fodul kör değil. Çıplaksın, körsün, ılıksın. Peki davet ne? Ben sevdiklerimi azarlayıp tövbe ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et. Bakın ona da bir davet var. Günahtan Tanrı'nın yüceliğine. Peki hayatlarımızda ya da kiliselerimizde. Bu kadar konuştuk. Günah, günah, günah Tanrı'nın yaklaşımı. Şeye bakalım. Peki hayatımızda günah var mı? Nasıl anlarız? Yani var. Günaha düşüyoruz ama günaha düşmekle günahta yürümek aynı şey değil. Biz günaha düşeriz, tövbe ederiz, kalkarız, devam ederiz ama günah her zaman bahane arar. Mesela ben tabii affetmeyeceğim Hakan'ı. Ama Vahan kardeş Rabbin sözü affet diyor. Affedeyim de bir daha mı yapsın? Bak artık günah benim sistemimin içinde. Artık günaha düşmüyorum ben. Günahta geziyorum. Seviyorum orayı. Bahaneler buluyorum. Ne yani o bağıracak da ben bağırmayacak mıyım? O küfür edecek de ben etmeyecek miyim? Herkes küfür ediyor. Bu trafikte nasıl küfür etmeyeyim? Bakın artık günaha düşmüyorum ben. Artık benim beynimde, düşüncelerimde günah. Ve biz hayatımızda günah olduğunu nasıl anlayabiliriz? Hem kilise olarak hem birey olarak. Çünkü şimdi benim eski ailem ya mesela bariz günahlar var. Katilsin, adam öldürüyorsun falan. Her günah öyle değil ki. Bazılar çok daha inceden saklanıyor. Bahanelerin arkasına. O zaman birkaç semptom belirti vereceğim size. Bunlar illa hayatında günah var demek değil ama bunlar sizde varsa biri ya da birkaçı oraya dönüp bir bakmak iyi olur. Birincisi ve bütün bunları iki bağlamda değerlenin. Birey olarak ve ilişkisel. İ i̇nsan ilişkileri günahlı yüreğin en çok ortaya çıktığı yerdir. Ben bir peder arkadaşımla konuşuyordum. Nasılsın dedim. Dedi ki Tanrı'yla iyiyim ama insanla zor, insan zor. O yüzden günah insan ilişkilerinde çok kolay açığa çıkar. Belirti. Tamam belirtiler. Dua isteğinin azalması, her şeyin rutin haline geliyor olması Tanrı'yla ilişkinin zayıfladığına işarettir. Bu varsa şeytan bir kapı açıp hayatınıza girmiş ve Tanrı'ya karşı sizi dolduruyor olabilir günahdan Tanrı'nın önüne çıkmak istemiyor olabilirsiniz. İki, haklı olma çabası. Tartışmalarda, ikili ilişkilerde, iş yerinde devamlı haklılığınızı arıyorsanız, neden yaptığınızı ispatlamaya çalışıyorsanız, bunun Şener Şen vardı Banker Bilo'da, yaptım ama hele bir sor, niye yaptım? diyor. Onun gibi Sürekli haklılığımızı arıyorsak bu yürekte gizli bir gurur belirtisi ve başka bir günah olabilir. Üç, bağışlamakta zorlanıyorsak. Sürekli bağışladığımızı söylemize rağmen üç yıl sonra, beş yıl sonra yeniden anımsatıyorsak, hatırlatıyorsak ve sürekli içimizde acı hissediyorsak bu bir günah belirtisi olabilir. Yargıyla söylemiyorum ama biz bazı gerçekleri bilmeliyiz kardeşler. Hatırlarsanız kutsal kitapta bir kötü köle benzetmesi var. Bağışlandı kötü köle. Affedildi. Her şey temizlendi. Ama sonra gidip kendisi bağışlamadı başkasını. Oturabilirsin Yasin, otur hoş geldin kardeş. Otur. Şimdi kendisi bağışlandı ama kendisine çok daha az borcu olan köleyi bağışlamadı ya adam. Öbür adam dedi gel bakayım buraya dedi ve büt dedi ki sen şimdi zindana gidiyorsun. Yani kardeşler biz bağışlandık, bağışlamaz bir hayat sürürsek yargı gününde açık bunu söylemek zorundayım. Biz de bağışlanmayacağız. Eski günahların hesabı sorulacak. Orada öyle diyor. Göklerdeki babamız duasına diyor. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Buradan ilahiyat kurtuluşu kaybedebilir miyiz falan oraya girmeyin ama Kutsal Kitap'ta söz açık. Bağışlandıysanız ama siz bağışlamıyorsanız eski bağışlandığınız şeylerin hesabı sorulacak bizden. Net. Hala biz hak etmiyoruz. Bizim başarımızla gelmiyor kurtuluş. Ama bağışlama bağışlanmışlığı anlamanın iyi bir işaretidir ne kadar lütuf gördüğünü anlayan o kadar lütuf gösterir. Devam edelim. Bencillik ve başkalarına yardım etmeme isteği. Kutsal kitap birbirimize olan desteğimizi zaruri kılar. Bu ve zaruri kılar diyorum, mecburi kılar. Zaruri durumlar ve onun dışındaki durumlarda birbirini destekleyen bir yapıdır. Ve bizim yüreğimizde Herkes hataya gidecek diye bir şey yok. Herkes her yere her an gidebilir diye bir şey yok. Ama herkesin bir başkaları için yapabileceği şeyler vardır. Yoksullara yapabileceği şeyler vardır ve biz bütün bunları görüp sadece kendimize ben, beni, banaya düştüysek bu bir günah içerisinde olduğumuzun işareti olabilir. Sevginin azalması işareti olabilir. Tanrı'nın öğütlerine karşı çıkma bu çok sık rastladığım bir şey özellikle bu çağda. Anlatıyorsun ama kardeş bak kutsal kitap diyor böyle ama o da böyle iyi ya ona göre de böyle buna göre de böyle öğüt almıyor ve öğüte karşı çıkıyor. Kardeşler öğüt almak kilisenin en tanrısal özelliklerinden biridir. İmandaki olgunlarından Ben bu konuda başaramıyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu nasıl atabilirim? Ve Tanrı'dan gelen her söze karşı çıkan bir tutum. Bazen olur. Ben Benim hayatımda bu öyle bir dönem oldu. Kim ne öğüt verse karşı çıkıyorum. İyi ama o kilisede böyle söylemiyor. Anglikanlarda böyle yapıyor. Bunlar da böyle karşı çıkıyor benim. Sonra bir fark ettim. Ben neredeyse her iyi öğüde karşı çıkıyorum. Ve Kutsal Kitap'ta var bunun yeri. O zaman bu bir günah işareti olabilir içsel huzurun evde huzurun kaybolması. Özellikle evliler, karı kocalar eğer böyle sürekli artan, çözülemeyen sorunlar varsa bunun içinde günah oluyor olabilir. Karanlıkta kalma. Bu en önemli semptomlardan bir tanesi. Ne demek? Şimdi bakalım. Ben biriyle tartışıyorum. İyi anlaşamıyorum. Normal dünyada iş yerinde olsa ne olur? O kişiyi alırsın, bir üst mevkiye gidersin ve biz böyle bir konuda anlaşamadık, sen ne diyorsun diye yönlendirirsin değil mi? Bir, bir yardım alırsın üstten. Peki yasada nasıl olur bu? Hakime gidersin değil mi? Biz Burak'la tartıştık. Hakime gidiyoruz. Hakimde eskiden Osmanlı'da kadılar vardı. Kadı efendiler. Kadı efendiler bu görevi yapardı. Yani tartışmalar önüne getirdi. Onlar yargıda bulurdu. Sen haksızsın, sen haksızsın derdi. Aslında kilisede bu var. İki kişi böyle tartıştığında, anlaşamadıklarında, o zaman kilise önderliğine konuyu getirirler. Kutsal kitapta da var bu. Normalde evlilikte de işte bizim ailemiz ilk iman ettiğinde, aralarında anlaşmazlık olduğunda bile hemen beraber gidip önderlere biz bu konuda hangisimiz doğru diye soruyordu. Peki karanlıkta kalma isteği ne demek? Bazen insan kimseye danışmak istemez. Kimse bilsin istemez. Karı kocalar arasında mesela bu çok iyi bir işarettir. Aklınızda bulunsun. Eşler aralarında sorun yaşıyorsa ve o eşlerden biri ya da ikisi bir danışmana danışmayı reddediyorsa bilin ki bir günah vardır genellikle ve bunu saklamaya çalışıyor. Yanlış yaptığını biliyordur ama ortaya çıksın istemiyordur. Kutsal kitapta ayeti var. Bakın diyor ki Yuhanna 3.20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Sizinle ben tartışıyorum. Siz diyorsunuz ki o zaman gidip Mike abiye danışalım ve ben reddediyorsam eğer işte ben karanlıkta kalmaya çalışıyorum. Açığa çıkmasın. Biliyorum ama açığa çıkmasın diye karanlıkta kalıyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu da bir günahın içinde olduğunuzu olmayabilir. Ve çok iyi tapınma yönetebilirsiniz, çok iyi hizmet edebilirsiniz, binlerce kişiye müjde paylaşabilirsiniz. Ama Tanrı'nın gözünde o kadar değildir. Çünkü orada var bakın neler dedi kiliselere. Tanrı der ki bu konuda tövbe edeceksin, tövbeye davet eder. Çünkü bizi bereketlemek ister. Çünkü bizi sevmek ister. Maalesef şöyle bir öğreti de var. Aman canım hepimiz günah işliyoruz. Belki İsa'nın gelişine kadar ihtiyacız ama bakın. 2. Petrus 3:14. Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. Yani günah gayret edilmesi gereken bir şeydir. Hani eskiden bir laf vardı. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Günaha düşmek değil ama oradan kurtulmak için çabalamamak gayret etmemek bir sorun. Ve bu konuda bizim birbirimize, birbirimizden öğüt almaya, benim Caner'in beni uyarmasına ihtiyacım var. Marco'nun beni uyarmasına ihtiyacım var. Çünkü fark etmiyorum. Karanlıkta kalmak istiyorum ama işte toplu Marco gelip bana demedi ki Vahan kardeş bak sen böyle yaptın ama bak Rabbin sözü böyle diyor. Bu konuda düzeltmesi bizim birbirimize ihtiyacımız var. Kardeşler. Peki Tanrı nasıl konuşur bunlarla ilgili sona geliyoruz. Günahı nasıl gösterir Tanrı günahımızı? Dua zamanlarımızda, dua ettiğimizde Tanrı bazen günahımızı açar. Kutsal kitap çalışırken Tanrı düzenli çalışıyorsak alçak gönüllü. Aa bir dakika ya bu durum beni anlatıyor deriz. Öyle sadece kutsal kitap ruleti atarak olmaz. Kutsal kitap ruletini biliyor musunuz? Evet. Evet, tesadüf açmak. Bazen Tanrı onu kullanır, benim hayatımda çok konuştu bana. Ama bizim kutsal kitap çalışmamız ruletten ibaret değil. Biz açar kitapları çalışırız. Bazen Rab konuşabilir, bana konuştu çok. Rab senden bir şey duymaya ihtiyacım var. Şu an bana konuş dediğimde açtım ve evet tam ben diyor. Ama kutsal kitap çalışması başka bir şey ve Tanrı kutsal kitap çalışmalarında konuşur. İçindeki kutsal ruhun sesinden konuşur. Vicdanını rahatsız edebilir. Sonra Tanrı diğer insanlardan sana konuşur. Kiliseden konuşur. Bir kardeşinden konuşur. Davut'a kimden konuştu? Peygamber. Natan'dan konuştu. Tanrı bir başkasından konuşur. Ruhsal liderlerinizden size konuşuyor olabilir. Ruhsal anne babalarınızdan konuşuyor olabilir. Eşinizden konuşur. İlla kocadan karıya değil, karıdan kocaya konuşabilir Rab. Tabi Pers kralını kullan, Nebukadnezer'i kullanmadı mı? Tanrı eşe, eşekten her şeyden konuşabilir Tanrı. Yeter ki duymaya hazır olalım. Topluluktan birbirimize konuşur hayatlarımızı bilirsek. Birbirimize konuşur. Ve son olarak kardeşler neden konuşur biliyor musunuz? Denenmelerde konuşur. Şimdi denenme. Denenmeler muhteşem araçlardır. Denenmeler nedir biliyor musunuz? Virajlar. Sert yerler, zorlar. Arabalar piyasaya çıkmadan önce arabaları test sürüşüne çıkarırlar. Kötü arazide denerler. Kusurları çıksın diye. Sert virajlara girerler takla atıyor mu diye. Kötü havalarda denerler içine su alıyor mu diye denenme. Çünkü denenme işleri özür dilerim açığa çıkarır. Bunun gibi imanların yüreğindeki günah dürtüsü de denenmelerde çıkar. Normal sakin sakin Chopin açmışım. Vapurda simit yiyorum, çay içiyorum. Chopin eşliğinde ya da Ferdi Tayfur. Keyfim yerinde sıkıntı yok. Ama geldi o ayağıma bastı. Çaycı üstüme çayı döktü denenme. Ha işte o öfke günah o denenme de çıkıyor. Arkandan dedikodu yaptı. Seni kırdı. iftiraya uğradın. Seni incitti. Çıkıyor bücde. İşte orada denenmeye için muhteşem araçlardır ve Tanrı bu denenmelere izin verir kutsal kitap ne diyor denenmeler aracılığıyla imanımız güçlenir sarsılmaz denenme yoksa iman güçlenmiyor ben spor yaparken o en zor maçlarda işte görürsün hırsını bir oyuncunun bütün antrenmanlarının sonucunu öğrenmiş mi taktiği biliyorsunuz baskette de futbolda da vardır oyun kurucular taktik belirtir mesela basketti böyle gelir böyle yapar ya o bir taktiktir böyle 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 yapacağız diye. Maça çıkınca anlarsın denenmede öğrenmiş mi öğrenmemiş mi diye. Denenmeler. Denendin, düştün, tekrar kalktın, tekrar devam ettin. Bitiriyoruz. O zaman denenmelere bu bugün... gözle ne dedik Yakup 1-3 bilesiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücü yaratır. Güçlü dayanma gücü istiyorsan denenmeler var. Son olarak bu günahları keşfettik, nasıl baş edeceğiz? Biz geçen hafta örneğine baktık. Ben bir makale okudum. Bilimsel, ilginç bir makaleydi. Bilgisayar oyunları Biliyor musunuz bilgisayar oyunlarını? İnsanlar saatlerce nasıl oynuyorlar bilgisayar oyunlarını? Üç, <laughs> Üç mantık var bilgisayar oyunlarının insanlar sıkılmadan oynasın diye. Bir, net hedefleri var bilgisayar oyunlarının. Her zaman nereye gideceğini biliyorsun. Her zaman buraya kapıya git diyor. Buradan bu tarafa git. Bu şehri ele geçir. Bunu ele geçir. Bir, net hedefler. Ve bizim de günaha karşı tutumumuz böyle olmalı. Ben öfkeleniyorum, ağzımdan kötü sesler çıkıyor. Net hedef. Bunu istemiyorum. Tanrı beni temizlemek için. İki. Bir dakika. İlki net hedef. İkincisi hatırlamaya çalış. Geri bildirim. Geri bildirim. Feedback diyorlar. Geri bildirim. Oyunlarda iyi bir şey yaparsın sana yeni bir kılıç verir. Puan verir. Kıyafet verir. Zırh verir. Yeni bir araba verir. Yaptığın bir şeyi hemen ödüllendirir. Ve aslında biz de birbirimize bu noktada ihtiyaç duyuyoruz. Ben günahımdan kurtulmaya başladığımda benim geri bildirme ihtiyacım var, teşvik edilmeye ihtiyacım var. Vahan iyi yaptın, Vahan kötü yaptın, yapabilirsin kardeşim. Bu noktada birbirimize geri bildirme, eşler birbirine, aileler birbirine geri bildirme ihtiyacımız var. Ve üç, üçüncü şey güç dengesi. Bilgisayar oyunlarında şunu keşfetmişler. Küçük bir bebeğin karşısına bir ejderhayı çıkarırsan bebek kaçıp gidiyor, korkuyor. Bunun gibi bizim karşımıza da dev denenmeler geldiği zaman biz korkuyoruz. Kaçmak istiyoruz. Ama kutsal kitapta bir garanti var. Oyunlarda da öyle. Oyunlardaki kural en fazla karakterin yüzde dört daha güçlü canavar çıkarırlarmış karşısına. Ki sıkılıp kaçmasın. Yüzde dört. Denge o oyuncudan yüzde dört ya da beş daha kuvvetli olacak rakip. O zaman kaçmıyorlarmış. Ve aslında biz Tanrı'da aynı garantiye sahibiz. Nasıl mı? Herkesin karşılaştığı denenmelerden başka denenmelerle karşılaşmadınız. Ne söyledim? Ne diyor bu ayet? Herkesin karşılaştığı denenmelerden başka denenmelerle karşılaş. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü açan bir biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denenme ile birlikte çıkış yolunu da verir. O zaman her denenme bizim dayanabileceğimiz denenmedir. Daha üstü yok, garanti var. Ve mutlaka çıkış yolu var, çaresizlik yok. Garanti var Tanrı'da. Yasin sonra, sonra. Garanti var. O zaman ilk kural, Neydi? Net hedefler. Günaha karşı tutumumuz net olmalı. İyi taraflarımız müjdeliyorum falan hikaye. Net hedef. İki, geri bildirim. Beraber çalışmalıyız. Üç, gücümüzü aşmayacak. Bu haftaki konumuz budur. Lütfen bunlar üzerinden, hayatınız üzerinden düşünün. Ola ki kilise olarak bizim ya da birisel olarak bir günah bize yerleşmiş olabilir. İlk, net hedef. İki, geri bildirim, beraber çalışıyoruz, yardımlaşıyoruz. Üç, gücümüzün üstünde değil. Bugünkü konumuz bu kadar. Kristina hepimiz için dua etsin, biz zamanımızı kapatalım. Amin. Evet kardeşler bu haftalık bu katta bu kadar. Aşağıda çay kahve paydaşlık devam ediyor. Caner QR kodu yapmış YouTube'muz için. Onu tarayarak kanala abone olabilirsiniz. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Sabrınız için teşekkürler.